Evet. Müslüman oldun. Ancak içimdeki cahiliye kalıntılarından dolayı hala nefsimle boğuşmaktayım. Artık yaşım ilerledi. Ben Mekke'de çevreme bakıyorum. Geçmişimi hayal ediyor ve hiç unutamıyorum. Her yerde o var. Ve hayat da önceden neyse öyle. Ve insanlar, Utbe bin Rebiya, Ebu'l-Hakem, El-Velid bin Muğira, Ümeyye bin Halef, El-As bin Vail, Ebu Talib ve Ömer bin Hattab, Kureyş'in elçisi, onun koruyucusu ve savunucusu. Bilal kova taşır ve efendisine ateş yakardı. Halid bin Velid, Kureyş atlılarının komutanı ve amiri ve Amr İbni As, Kureyş'in dahisi ve ben, Ebu Süfyan, Abdümenafoğlu, Abdüşemsoğlu, Ümeyyoğlu, Harpoğlu, Sahroğlu, Ebu Süfyan, tartışmasız Kureyş'in efendisi oluyorum. Nereye gitti o geçen günler? Nereye? Sonra yeni bir güne uyandık. Baktık ki her şey değişmiş. Bir dönem bitti. Yeni bir dönem başladı. Bilmiyorum ey Hind. Gördüklerimi mi? Kendimi mi inkar edeyim? Ve sizler. Bir şey söylesenize. Ne duruyorsunuz? Bizi savunamadınız. Şimdi ise ben sizi parçalayacağım. Aldım ama şimdi seni ateşten nasıl kurtaracağımı bilmiyorum. Sizce Allah Resulü Mekke'nin fethinden sonra orada ikamet eder mi? Ey Ensar, içiniz rahat olsun. Bunu sizden önce başkaları da söyledi. Allah Resulü bunu duydu ve dedi ki: kesinlikle ey Ensar, sizinle burada kalacağım. Ölene kadar terk etmeyeceğim. Kardeşim Ebu Huzeyfe. Nasıl oldun kardeşim? Muhammed'e biat ettim. Biliyorum. Allah'tan dileğim İslam'a olan imanını güçlendirmesi ve cahiliye kalıntılarını üstünden silmesidir. Bu duaya benim ve Ebu Süfyan'ın çok ihtiyacı var. Bu kardeşim Salim. Onu hatırladın mı? Evlat edindiğin oğlunu nasıl hatırlamam? Allah şu ayetle bunu yasakladı. Onları babalarının adıyla çağırın. O artık benim İslam kardeşim. Ben ve o birbirimizin dostuyuz. Allah da bizim dostumuz. Bizi ancak ölüm ayırır. Veya Allah yolundaki şehadet. Kur'an'ı bilen Salim, ne iyisin.
çarpıtıyor. Kim o? Baba benim, kapıyı aç. Ebu Jenden. Uzun bir ayrılıktan sonra oğlunu böyle mi karşılıyorsun? Hangi yüzle Muhammed'in ashabından birine bakarım? O oğlum bile olsa. Olan oldu ve ben şimdi aranıyorum. İzin ver seni Allah Resulü'nün yanına götüreyim. Neden? Yaptıklarımdan dolayı beni öldürmesi için mi? Allah Resulü teminat verdi. Koruması altındasın. Gerçekten mi? Bana kefil mi oldun? Abdullah, bana o mu kefil oldu? Endişelenmene gerek yok baba. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin güvende olman için ashabına şöyle dedi. Süheyl İbni Amr'ı gören ona iyi davransın. Süheyl bin Amr akıl ve şeref sahibidir. O İslam'ı görmezden gelemez. Balık ne kadar? Safvan! Eşimi bırak, bırak beni. Beni yakalamaya mı geldin yoksa? Yalvarırım beni dinle. Dünyanın en iyi ve aklı başında olan insanın yanından geliyorum. Onun izzeti izzetin, onuru onurumdur. Mülkü de mülkündür. Seni bağışlamasını istedim, o da kabul etti. Benimle onun yanına gelmelisin. Bana yalan söylediğini ya da beni aldatmadığını nereden bileyim? Daha önce yaptığın gibi. Allah'ın Resulü Mekke'nin fethinde bunu gördü. Doğru söylediğime inanman için onu benimle gönder. Kendini düşünme, helak olma.
Allah Resulü'nün amcasının intikamını alacağından korktuğun için mi buraya geldin? Rahat bırak beni. Daha ne kadar kaçacaksın? Allah Resulü kendinden kaçanlardan, Müslüman olup geri dönenlerin hepsinin hayatlarını bağışladı. Sen de onlar gibi yapmalısın. Onlar gibi yapamam. Ben Hamza'yı öldürdüm, Muhammed'in amcasını. Hem Mekke'de beni koruyacak bir ailem de yok. Allah Resulü cahiliye kalıntılarını ve putlara tapmayı yasakladı. Hamza'yı öldürmüş olsan da o bir peygamber. İntikam için gönderilmedi. Tek isteği insanların hidayete ermesi. Müslüman olduktan sonra amcasının ölümüne sebep olan Utbe'nin kızı Hint'i affetti. Geç olmadan ona gitmelisin. Seni düşündüğüm için söylüyorum. İyi düşünmelisin. Hamza'nın katili, Allah düşmanı. Nereye gittiğini sanıyorsun? Allah Resulü'nün sana hak ettiğin cezayı vermesi için bizimle gelmelisin. Durun! Bırakın, o benim himayemde. Allah Resulü'nün yanına ben götüreceğim. Amcaoğluna selam vermek yok mu İkrim'e? Merhaba Ebu Süleyman. Resulullah'a geldiğinde dediği gibi derim. Merhaba ey atlı muhacir. Korkak deseydi haksızlık etmiş olmazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları azarlayıp utandırmaz. Müslüman olmak için geldiğini görünce yüzü gülüyordu. Hoş geldin Allah'ın kılıcı. Artık seni böyle mi çağırıyorlar? İnşallah bu lakabı hak ederim. Bütün bu olanlardan sonra bu haksızlık değil mi? Yazık sana. Müslüman olduğum için önceden yaptıklarının hepsini affetti. Sonra bana amcası Hamza'yı nasıl öldürdüğümü sordu. Anlatırken yüz şeklinin nasıl değiştiğini görmedin mi? Bir daha karşısına asla çıkmamamı söyledi. Bunları düşünme. Hepsi geçmişte kaldı ve seninle kardeş olduk. Geçmişi fazla düşünme. Geleceğe bak ve onu hazırlan. Geçmişi düşünüyorum da. Bugüne kadar yaptıklarımı nasıl telafi edeceğime yardımcı olsun. Sağlam bir imana sahipsin o zaman. Ümmü Hakim'e teşekkür et. Resulullah'tan seni himayesine almak için izin istedi. Yoksa çoktan ölmüştün. Daha önce hakkı biliyordum ama babama olan sadakatimi ihanet edemezdim. Müslüman olmakla sanki babam Ebu Cehil'e karşı çıkıyordu. Babam Ebu Muire hakkında ben de aynı şeyleri düşünüyordum. Ancak Kur'an ayetlerini okudukça batılda ısrar eden babalarımızın bizi de ateşe sürüklediklerini gördüm. Hesap günü nesebin faydası olmayacak. Hamza'yı özgür olabilmek için öldürdüm. Ancak Kureyş bana yine de köle gözüyle bakmaya devam ediyor. Onların yerlerine oturamadım. Fikirlerimi söyleyemedim. Aynı kaptan yemek yiyemedim. Bazen hakkımda şunu dediklerini duydum. Cübeyr bin Mut'im'in çocuğu. Müslüman olduktan sonra da hakkımda şunu dediklerini duyuyorum. Hamza'nın katili. Aşağılanmaktan kurtulacağımı zannetmiyorum. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar etrafımdaki insanlar cüzdanlıymışım gibi benden kaçmaya ve nefret etmeye devam edecekler? Çok zor bir durum. Ne zaman diğerleri gibi yaşamaya başlayacağım? Sen, lanet olası mızrak.
Bütün bu olanların sebebi sensin. Şimdi beni bu durumdan kurtarmaya gücün yetecek mi? Sanki burayı toplanmak üzere seçmiş gibisiniz. Bugün hepiniz Müslümansınız. Geçmişte aynı yerde müşrikler olarak bir araya gelirdiniz. Önce iman ve şirk arasında bölündünüz. Bazınız hemen, bazınız da geç Müslüman oldu. Ancak hak din sayesinde bir araya geldiniz. Hidayet için Allah'a şükredin. Ey Ömer, ilklerle sonrakiler bir değildir. Olan bitene üzülme. Bundan sonrası için elinden geleni yap. Bazıları yaptığı iyilikle gururlanarak kendi sonunu hazırlar ve helak olur. Bazıları da yaptığı kötülüğün farkına varıp telafisi için pişman olur, tövbe eder ve iyilik yaparsa kendini kurtarıp ilklerden olur. Bizi rahatlattın ey Ömer. Kavmin önde gelen iyi insanlarsınız. Şimdi bizimle savaşırken hepimizin iyiliği için mücadele ettiğinizi anlayabiliyorum. Bizim sizinle savaşımızsa nefsimiz içindi sadece. Allah'a şükürler olsun ki müşrikken bizleri yendiniz ve sonra biz Müslüman olunca bu zafer bizim de zaferimiz oldu. Artık İslam'ın duyulmadığı yer kalmadı. Kureyş'in arkasından bütün Arap kabileleri de Allah'ın dini İslam'a giriyor. Neden ağlıyorsun ey Ömer? İslam hızlı bir şekilde yayılıyor. Salim'in dediği gibi. Vallahi din tamamlandıktan sonra olacaklar için öyle endişeliyim ki. Geçici bir ağrı inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk kez hastalanmıyor. Neden bu kadar üzgünsün? Din tamamlandı Esma. Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım. Din olarak size İslam'ı seçtim. Kureyş Müslüman oldu. Huneyn'den sonra Taifliler İslam'a girdi. Dört bir yandan kabileler İslam'a girmeye devam ediyorlar. Allah şu ayetlerini indirdi. İza ca'a nasrullahi vel feth ve ra'ayta en-nase yedhuluna fi dinillahi afwaja fesebbih bihamdi rabbika vestagfirhu innehu kana tawwaba. Din tamamlanıp çağrı sona erer ve vahiy kesilirse bu sanki Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ölümü yakın demektir. Ayrıca Resulullah'ın hizmetkarı Ebu Mevhibe'nin Baki'de bana söyledikleri. Ayrıca daha da önemlisi Allah Resulü'nün haçta verdiği hutbe. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Ey insanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecek. Size tebliğ ettim. Kimin yanında başkasına ait,
emanet varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi haramdır. Ancak ana paranız sizindir. Ne zulmedin ne de zulme uğrayın. Ey insanlar! Şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakının. Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uyudukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Ey insanlar, dediklerimi dinleyip düşünün. Bilin ki Müslüman diğer bir Müslümanın kardeşidir. Bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin rızasıyla verdiği şey dışındaki şeyler haramdır. Kendinize zulmetmeyin. Allah'ım, tebliğ ettim mi? Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol. Bugün Allah Resulü'nün yanına girdiniz mi? Durumu nasıl? Ağrıları oldukça artıyor. Hastalığı ciddi, gittikçe ağırlaşıyor. Bilal. Bilal, Allah Resulü'ne gidip bir bak, çok gecikti. Allah Resulü'nün neyi var? Neden namaz kıldırmak için gelmiyor? Bilmiyorum kardeşim. Allah ağrı ve sızılarını dindirsin diye dua ediyor. Durumu çok ağır ama şöyle söyledi. Sizden kendinize bir imam seçin. Ömer, sen kıldır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bilal, senin yüzünden zor durumda kaldım. Namaz kıldırmamı söylediğinde bunu Allah Resulü'nün emrettiğini sandım. Yoksa imam olmazdım. Vallahi Allah Resulü bunu emretmedi. Ancak Ebu Bekir'i göremeyince bunun senin hak ettiğini düşündüm. (Gülüyor)
Ey Ebu Bekir, neden geciktin? Yokluğun üzerime Uhud dağı kadar bir yük bindirdi. İnsanlara ikindi namazını kıldırdım. Bunu Allah Resulü'nün emrettiğini sandım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbir sesini duyduğunda itiraz edip birini gönderdi ve dedi ki: "Hayır, hayır, hayır. Allah böyle istemiyor. Ebu Bekir insanlara namaz kıldırsın." Demek Allah Resulü'nün durumu namaz kıldıramayacak kadar kötü. La havle ve la kuvvete illa billah. Hadi, akşam namazının vakti gelmek üzere. Allah Resulüne itaat et ve namaz kıldır. Ebu Bekir. Nereye gidiyorsun? İzin verirsen evime gidiyorum. Peki ben de gideyim mi? Gidebilirsin. Allah Resulü gördüğün üzere istediğimiz gibi iyileşti. Hatta bize namaz kıldırıp vaazı nasihat etti. Allah Resulü nasıl? Allah'a şükür iyileşti. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah'a yemin olsun. Abdülmuttalip oğullarının yüzünde beliren ölüm Allah Resulü'nün yüzünde de belirdi. Dün insanlara seslenmiş olsa da bugünün nasıl biteceğinden emin değilim. Senin söylemek istediğin bir şey varsa durma. Git ona söyle. Allah Resulü'nün iki şey arasında birini tercih etmesi söylendi ve o cenneti tercih etti. Allah Resulü vefat etti. Allah Resulü vefat etti. Onu kaybettik. Onu kaybettik. Allah Resulü vefat etti. Onu kaybettik. Vefat etti Ömer. Neler söylüyorsunuz anneleri ölesiceler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü zannedenlerin dilleri kopsun. Onlar yanılıyorlar. Hayır! O öldü Ömer. Haberi müminlerin annesi Ayşe duyurdu. Hayır dedim. Allah Resulü ölmedi. Ancak o Rabbine döndü. İmran'ın oğlu Musa'nın halkını bırakıp 40 günlüğüne Rabbinin yanına gitmesi gibi. Allah Resulü de Rabbinin yanına gitti. Ve Musa'nın geri döndüğü gibi Allah Resulü de geri dönecek. Allah Resulü'nün öldüğünü söyleyen herkesin ellerini ve ayaklarını keseceğim. Allah'ın sana takdir ettiği ölümü tattın. Ama ne var ki bundan başka asla ölüm olmayacak. Yeter kesin sesinizi. Resulullah'ın öldüğü...
gerektiğini söyleyenleri öldürürüm, öldürürüm. Sakin ol Ömer ve beni dinle. Ne dediklerini duymuyor musun? Hepsi yalan söylüyor. Ey insanlar, beni dinleyin. Kulları üzerinde güç sahibi olan Allah'a hamdolsun. Gerçek şu ki her kim Muhammed'e inanıyorsa Muhammed öldü. Kim Allah'a inanıyorsa Allah ölümsüzdür, ebedidir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Muhammed de bir resuldür. Diğer Allah resulleri gibi resul. Eğer o ölürse inancınızdan geri mi döneceksiniz? Dininden dönenler Allah'a zarar veremez. Ebu Bekir Allah'a şükredenlere karşılığını verecektir. Ömer, elini çabuk tutmalısın. Başınıza gelenler size sorumluluklarınızı unutturmuş gibi. Bir şey mi oldu? Ensar'ın önde gelenleri Saide oğullarının çadırında toplanmış. Müslümanların başına kimin geçeceğini konuşuyorlar. Öyle sanıyorum ki Allah Resulü'nün yerine Sa'd bin Ubeydi'yi seçecekler. Acele et. Bana müminlerin annesi Ayşe'nin evinden Ebu Bekir'i çağır hemen. Beni neden çağırdın Ömer? Resulullah'ın defin işleriyle uğraştığımı bilmiyor musun? Konu çok önemli Ebu Bekir. Allah Resulü'nün ölümünden daha önemli bir şey olmadığını biliyorum. Bu arada çocuğun bile ölse önemli değil. Ama bu büyük kaybın dehşetinden dolayı iman kalplerde zayıfladı. Bugün bitmeden eğer Müslümanlar Allah Resulü'nün yerine gelecek birini seçmez, hepsinin razı olacağı bir kişi belirlemezse anlaşmazlık çıkacak. Kurulan birlik bozulacak. Ve bu musibet Allah Resulü'nün ölümünden çok daha kötü olacaktır. Muhacir kardeşlerimiz, hoş geldiniz. Bu kim? Sa'd bin Ubade. Neyi var? Kederli ve hüzünlü. Ey Ensar, burada neden toplandınız? Bizler Allah'ın yardımcıları ve İslam'ın bir parçasıyız. Dinde geçmişimiz ve İslam'da ayrıcalığımız vardır. Ve siz muhacirler hicret edip bizden biri oldunuz. Ama bizler buranın çoğunluğunu oluşturuyoruz. Buranın asıl sahipleri biziz. Halife bizden biri olmalı. Bu efendimiz Sa'd bin Ubade. Onun halife olmasını öneriyoruz. Ömer, sakin ol ve bekle. Ensar topluluğu, vallahi doğru söylüyorsunuz. Size hak veriyoruz. Haklısınız. Hakkınızda söylediklerinizin doğruluğunu kabul ediyoruz. Şunu biliyorsunuz, Allah Resulü Mekke'yi fethettiğinde, orada kalmasından korktuğunuzda o size şunları söyledi. Maazallah, hayatta olduğum sürece ve öldüğümde burada kalacağım. Evet, evet. Allah bizlere doğru yolu göstererek İslam'la şereflendirdi.
En güzel mükafatı da o verecektir. Ben bu iki kişiden birini öneriyorum. İstediğinize biat edin. Ne? Ey insanlar! Benim bir fikrim var. Bizden bir halife, siz Kureyşlilerden de bir halife. Evet. Bu Müslümanları zayıf düşürür. İki ayrı halife olmaz. Bu anlaşmazlık ve ayrılığa sebep olur. Ve sonucunda insanlar ikiye bölünür. Doğru. Doğru. Sadece bir halife olmalı. Evet, evet. Diğerleri ise bakan ve şura üyesi olur. Hatırlıyoruz. Ey Ensar halkı! İslam'a ilk yardım edenler sizsiniz. İlk karşı gelen ve değiştiren siz olmayın. Ey Ensar halkı! Ey Ensar halkı! İslam'a girip müşriklerle savaşta ilk olmanın onurunu taşıyoruz. Ama bunu Rabbimizin izni ve peygambere itaat için yaptık. Evet. Bunu kendimiz için yaptık. Bu gerçeği burada insanlara karşı koz olarak kullanamayız. Bildiğiniz gibi Allah Resulü Muhammed Kureyşli. Doğru olan halifenin de Kureyş'ten seçilmesidir. Haklı. Evet, haklı. Rabbim beni bu konuda onlara karşı gelmekten sakındırsın. Allah'tan korkun. Onlarla ayrışmayın, ihtilafa düşmeyin. Elini ver, biat edelim. Muhammed'i hak dinine gönderene yemin ederim ki bunun yerine ölmeyi tercih ederim. Sen aramızdayken ben bunu yapamam. İçlerinde Ebu Bekir'in olduğu bir kavmin başına geçemem. Benden daha güçlüsün. Şayet öyle olsa bile sen benden üstünsün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra önüne geçecek kimse yok ey Ebu Bekir. Doğru. Mağaradaki arkadaşı iki kişiden birisin. Hastayken kendi yerine namazı senin kıldırmanı istedi. Doğru. Ey Ensar! Allah Resulü'nün namaz kıldırması için Ebu Bekir'i tayin ettiğine şahit olmadınız mı? Şahidiz. Şahidiz. O halde Ebu Bekir varken kim halife olmak ister? Hiç kimse. Hiç kimse. Hiç kimse. Allah korusun Ebu Bekir'in önüne Allah geçemeyiz. Allah korusun. Elini ver Ebu Bekir. Allah yardımcı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Halifesi. Yaptınız baba. Allah bizi büyük bir fitneden korudu. Allah Resulü hayattayken hiçbir şey bize bu kadar zor gelmemişti. Allah Resulü ölünce Müslümanların bölünmesi ve ayrılığa düşmesinden korktuk.